Önceki gün de Napoli ve Borussia Dortmund'la ilgili 17,5 22,5 milyon Borussia euro gibi Dortmund haberler de çıkmıştı. Borussia Dortmund 22,5 milyon euro teklif etmişti. Ajax'ın var 17 milyon euro teklifi. Yani bunlar artacak. Oynadı oynayınca daha büyük teklifler gelecek ama bir oynatmıyorlar. Mesela dediği gibi yarın milli maçta oynasa, gol atsa, iyi oynasa bu teklifler çoğalacak ama e, şu bir gerçek ki Arda Güler'i Fenerbahçe seyircisi çok fazla izleyemeyecek. Alacaklar yani. Kim Minca'yı nasıl aldılar? Onun gibi. Ya Fenerbahçe çılgın bir bonservis bedeli belirler. 50 milyon euro. İşte Barcelona gibi takımlar ya da ne bileyim yani bir bakarsın Manchester United, bir bakarsın Manchester City, bir bakarsın Napoli. Yani alınmayacak, verilmeyecek para Bak, değil bunlar. Oynayabileceği ya, bir yere gitsin de. Ya Ben, ben size bir söyleyeyim. Neden Hazard'ın 150 milyon euroları gördüğü e, bir futbol dünyasında Arda Güler'in de ben, ben en azından 50 milyon euro edeceğini düşünüyorum ama oynaması lazım. Oynamadan ne, ol, ne olursa olsun en az 3 sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiğini düşünüyorum. 3 sezon. En az 3 sezon. Yani az takım oyuncusu olana kadar. Yani az takım yani bir kupa kazansın. Şampiyonluk kazansın. Fenerbahçe taraftarıyla kucaklaşsın. Milli takımla bir, bir, bir yol alsın. Bir e, oyuna otursun, kendine bir alan sağlasın, karakter otursun, olgunlaşsın. Zorluklarla o baskıyla baş etmeyi öğrensin. Gideceği takıma öyle gitsin. Bir, burada konuştum bilmiyorum. Geçen bir şey okudum Levent abi. E, unuttum hangi oyuncu oyunu. Aynı Arda gibi bir oyuncu. Bel, belki biraz daha büyüktür. Takımın yıldızı. 40 milyon euroya alıyorlar bunu. Gitti takımda oynayamıyor. Yok. Bitiyor oyuncu. Yani çok büyük şeyler beklenirken birdenbire bitiyor. Neden sorusunu arıyorlar? Yani bu çocuk burada bu, böyleydi. Oraya gitti. Ne, neden bu hale geldi? Ee, bir bakıyorlar ki çevre faktörü. Yani bizim takımda herkesin kardeşi, arkadaşı, neşesiyken hmm. gittiği takıma yıldız gitti diyorlar. Ve gittiği takımdaki takım, takım arkadaşları onu değerlendirirken vay 40 milyon euroluk adam diyor. Değil mi? Yani aynı havayı, aynı yakınlığı. Mesela Messi'nin hayat hikayesi ne vardır? Ronaldinho olması ben olmazdım diyor. Messi gibi bir oyuncu. Ronaldinho Barcelona'da bunu kanatlarının altına alıyor. İlk asisti hatta ona yapıyor. Evet. Tamam. Yani o adam 40 milyonluk transfer yaptığı için arkadaşları tarafından Yeni tepkim görüyor. Yeni gittiği takım He? ona daha mesafeli davranıyor. E, yani mi? oradaki... Bu Fenerbahçe e, uzak bir olay değil ki abi. Gerçi Barcelona giden 200 binlik en Yaşar'ı transfer, transfer ettiler. Yaşar mumcuyu. anlatsın Hep başka mi? hikayeleri anlatır. Selim abi gidiyor. Selim soydan anlatsın 200 binlik Yaşar'ı transfer ettiler. Yaşar mumcuyu ee, Ankara'dan biliyorsun Petete'den. 5 metre önüne atacaklarını 10 metre atıyorlarmış. Bizden fazla para alıyorsun diye. Hı. Bu her takımda olan bir şey yani. Fenerbahçe uzak bir düşünce değil ki bu. Şimdi, Selim soydan anlasın. Çok net biliyor bunları. Şimdi bunlarla baş etmesi lazım. Sadece Fenerbahçe için düşünme. Bu genel bir refleks bir bakış wow. açısı. Bak, yani Barcelona'ya gitti takta böyle bir muamele görmez. Herkes icraatına bakalım. Görmez diyorsun bak Messi de onun aynısını söylüyor. Ronaldinho olmasa ya beni herkes Messi olsun. Messi var ya Messi o Barcelona takımını zengin etti. Ya ne diyorsun sen? Zengin etti. Aldıkları fark, paralarla farklı yerden bak bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz abi. Ne, nasıl işte Messi gitti ortada duruyor. nasıl zengin etti işte? E nasıl zengin? Yani Messi'nin Messi e. olma, olduktan sen sonra zengin. Sen dün anlattın etmişti. geçen gün anıyı anlattın ya. E? Pazarç günü anıyı anlattın. Ne demiş Pep Guardiola? Haaland'ın olayında bize abi. ihtiyacı var arkadaşlarına. Bizim Messi ihtiyacımız var diyor. Doğru. E ne demek bu? Ama nasıl Messi olmuş? E tamam. Hangi hangi meralelerden geçmiş? Ama ben onu herkesin, söylüyorum her sana Herkesin Aynı altında mu? bir desteği olmuştur. Ronaldinho büyük futbolcuydu. Tabii. Tamam. Ama kendi hayatını bak, sürdüremedi. Abi, Kötü abi bir, de, bir profesyoneldi. Bir de enteresan bak bir Brezilyalı. Messi Arjantinli. Evet. Değil mi? Bunlar şey Brezilya Tabii. Arjantin. Ya aynı şey ya bir şey olmaz S merak etme. Güney Amerikalılar yok, yok. 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 Ya, 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 ya. Güney, sıkıntı... güney Amerikalılar acayip birbirine, birbirine bağlı. Birbirine bağlı. Brezilya Arjantin çok, Arjantin çok bağlı rekabet Güney vardır. Abi. abi. Menajerleri de öyledir. Yani. Portekizliler. Konusunda Portekizliler. Bunlara çok bağlı Brezilyalılar Aynen. falan. Söyleyeyim senin dediğine geliyor işte. Messi olayı geliyor. Messi hem Barcelona'yı altı kupalı şampiyon yaptı biliyorsun. Hem de Nedron'da da herkes zengin etti kendi de olurken. Barcelona adamı bu gönderdi kendine gelemedi. Barcelona takımını hangi oyuncusunu izleyeyim bir ben adam, şimdi adam, ya? Adamı, adamı göndermese iflas ediyordu. Ben 100 milyon mi? euro ödüyorlar senede. Anladım da ama şampiyon oluyorlar. <laughs> Messi'ye 100 milyon euro. Barcelona <laughs> iki senedir şampiyonlar ligine kalamıyor bak. O, devam edemiyor yani gruptan yok, çıkamıyor. Evet, Barcelona yok. efsanesi bir bitti, <laughs> bitti, bitti Allah, o beğenmediğin Real Madrid az transfer yapan Real Madrid 35 yıldaki Benzema ile geçen sene kupa aldı. Şampiyonlar ligine aldı hatırla. Doğru, yani bu sene de evet. şeyi Aa. yendiler. Barcelona'yı yendiler. Evet. Şimdi... Bu başka bir şey ya. Şimdi... Ama bu da ben sana söyleyeyim mi? Bak Arda Arda Güler e, Türk futbolunun ve milli takımın gelecekteki lideridir, oyun lideridir. Bunu bizim hazırlamamız Kalırsa, lazım. kalırsa. Ha, bizim yabancı hocalarla bu işi yapmak çok zor. Hepsinin bir bahanesi vardır. Yarın Zetsüs gitti. Başka bir kaliteli bir yabancı oyuncu geldi. Dedi ki benim Kocası. oyun formatıma uymuyor. Ne yapacaksın? Şimdi yabancı hoca satacaksın, işine bakar abi. Satacaksın. Arda Güler varmış yapmaz. Bugün oynatacak. Bugün yönetim aşılama yapacak. Tıpkı Mustafa Cengiz dedi ya bir ara Fatih gençler oynasın falan dedi. Destek verelim. Bunu oynatacaksın. Beni ilgilendirmez karşı Ben bir daha son kez söylüyorum. Yönetim ona karışmaz. Sen iki galiba, tane, iki karşımız. tane rica edersin. Sohbet edersin. Sen ne kadar Dinamo Kiev'de 11'de başlatıp Giresun maçına başlatmıyorsan bunu bana açıklayamazsın. Jesus'a değil e, e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hiçbir başkan Laporta'da dahil kim olursa olsun diyemez böyle bir hoca. Çeker gider. O zaman buyur kendin. Nasıl diyemez? Rica da Perera bulunamazsın. Pelere'ye söylersin. Pelere'ye dedi ya. Pelere ya söylersin. Ya ya. Ya söylersin. Ona göre bir sistem Ama buldu. Ama Pelere'yle işlerine az. söyleyemezsin. Söyler abi. Söyler. Bak ben sana söyleyeyim mi? Ben söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Bir dakika zekicim ya. Vallahi söyleyemezsin. Ya 280, 280 milyon bol içi. 280 ha, milyon oynattı 280 milyon dolar üzerinden Aziz Yıldırım olsa söyler çünkü Aziz Yıldırım futbolu çok iyi biliyor. Teknik adamlardan Abi daha iyi. maç oldu. takım Ali kazanıyorsa hiçbir başkan gidip onu oynat, bunu oynatma demez Hayır biz diyemez. bizim için değerli maçını sorar, çıkart çalışma yap. Kazan başkan Arda oynayıp kazanınca 6 puan mı alacak Ben sorarım demez asla. Şunu söyleyeyim bu sohbettir ya ben adama baskı yap demiyorum daha sohbet ediyorlar? Tabii 280 ha. milyon dolar borcun üzerine çarpı atan Ali Koç başkan olarak Jesus bugün keyif sürüyorsa Fenerbahçe taraftarı sürüyorsa bu kadroyu o yaptı. Bu konforlu kadroyu. Tabii. Dünyada. Şimdi Bütçeyi o verdi. Ha Aynen. bu verdi, gittin aldın, getirdin, bütçeyi verdin. O zaman senin Barcelona bak Barcelona bugünden itibaren Jesus'u ipotek altına almıştır. Bak söylüyorum size. Hı. Hmm. Jesus'u ipotek altına aldı şu anda baskı altında tabi? Tabii. Diyorsun, aldı. Net olarak baskı yaptı. Dedi ki kardeşim ben bunu istiyorum. Hadi şimdi oynatmasın. Belki gitsin diyecek. Ha gitsin diyecek. Diyecek ha. Helal olsun. İyi, para abi. kazan, kulübü para tamam. kazanacak der. Tamam. Diyebilir tamam. belki ne tamam. biliyorsun. Diyebilir. O Fener taraftarı nasıl ayağa kalkıyor ben sorarım. <laughs> Valla Fener taraftarı şunu söylüyor Gürcan abi de çok duymuştur. Arda Güler 40 milyon euro eder. 50 milyon euro eder. Şu anda kaç lira edeceğini konuşuyorlar. Ben, Arda Güler bizim işte dünya yıldızımız olsun. Herkes ya öyle onu konuşuyor ya. ve ben çok üzülüyorum. Yani böyle bir oyuncu yakalamış bana kupalar kazandırsın, şampiyonluktan kazandırsın. Demiyor Adam kimse. oynatmadan sen de satar mısın? Hayır, o de, sana soru demiyor. Soruyor. Kimse Gürcan. diyor. Ki, para gelir of, 40 sen Euro satar mısın? Herkes bana hesabı Aynen. Yani. sen mi yani. söylüyorum? Hiç, hiç duygusal takılma. Bu kadar böyle. beğendiğim bir oyuncu sen Fenerbahçe tam olarak oynamadan satar mısın? Satılırsa tepki koyar mısın? Ben satmam. Satarlarsa da bir şey diyemem. Çünkü, Niye? Hayır burada oyuncunun tavrı da önemli. Oyuncu tavrı diyorsun kulüp ha. diyor ki satıyoruz kardeşim 50 milyon veriyorlar. Hayır oyuncu şunu diyebilir ben oynatmıyor zaten der. Gitmek istiyorum. Hayır 50 Deniz milyon, milyon Mercedes nasıl tutacaksın ki zaten, zaten satmak zorundasın. Anlatamadım ya. Kulübün dört Yani de 50 milyon ver, verdikleri zaman. Nasıl tutacaksın? Ya veya işte 30 verecekler. Neyse yani 12.5 22 bir şey saydın. Yani 150 bin liraya aldın zaten Geç Zaten, bu zaten oyuncu. satmak zorundasın. Buraya da bir pay verilecek ben, galiba %20. Ben, ben şey açısından söylüyorum. Yani <laughs> Ona sattın ikisi <laughs> men menajeri, menajeri annesi babası bu çocuğa eğer bir kariyer planı yapıyorlarsa annesi en az 3 sene ya. kalsın abi Türkiye'de. Hayır ha, gençler biliyor. Öğrensin, yani. geliştirsin, ol, ol, olgunlaşsın. Paket bir program hazırlanmış. Evet yeni bir teklifle hem gidiliyor. Hem iki oyuncu ver, vermeyi planlıyorlar hem de şey e, para. Yani oradaki bütün haklarını Fenerbahçe alacak. İşi sağlama... E, ya orada bir, bir saniye şimdi pazarlık dönüyor şu anda. Serkan diyor ki bana 1500 dakika görev alamazsa e, 5 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Or, şehir, efsanesi. Yani, şehir efsanesi. Şehir efsanesi. Nasıl bir yoktur öyle ya? Yani böyle bir madde olduğunu da iddia ediyorlar şehir da. Efsanesi. hani. Dedim şey, es geçmeyelim. 18'e serbest kalacak bunların hepsi şehir efsanesi. Çünkü Bilmiyoruz bu bayağı yani. elini kolunu bağlar hocanın yönetimin. Yok yok. Bilmiyoruz yani. Böyle bir sözleşme varsa. Yok, 1500 değil 900 dakika. Dokuz mü? 900 yüz. Peki.